Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar, hoş geldiniz. Elmadağ ilçemizdeki riskli alanın dönüşümüyle ilgili protokol için hepiniz hoş geldiniz. Alan hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, alanımız Ankara'nın girişinde veya çıkışında olarak tarif etmek lazım. Samsun yolu üzerinde. Bundan sonraki zamanlarda inşallah Ankara'nın girişinde Ankara'nın kimliğini yansıtacak bir proje üzerinde çalışmalar yapıldı. Eğer Sayın Bakanım müsaade ederseniz alanın mevcut durumunu ve bundan sonraki tasarımların da nasıl olacağına yönelik hazırlanmış bir sunumumuz var. Sayın Genel Müdürümüzün de açıkladıkları gibi bugün çok hayırlı, çok güzel bir proje ile birlikteyiz. O vesileyle buradayız. Ben hemen başlarken önce Sayın Bakanımıza, Bakanlığımızın çok saygıdeğer bürokratlarına, Kentsel Gelişim Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne, yüklenici firmaya, bizim değerli arkadaşlarımıza, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Elmadağımızın yani ilçemizin, Ankara'mızın hatta en doğusundan, en ilk yerleşim alanından başlamak üzere böyle bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmayla önce hayal ama şimdi gerçek oluyor. Dikkat ettiğimiz, biraz önceki sunuda da görüldüğü gibi yeni bir anlayışla sosyal alanları fazla olan insanların huzur içinde yaşayacağı, ibadethanesinden okuluna kadar, yürüyüş yerlerine kadar her şeyin olduğu, rekreasyon alanlarının olduğu, çağın ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak olan bir dönüşümün gerçekleşmesi ve böyle bir şehre insanlarımızın böyle bir semte ulaşacak olmalarıdır. Tabii bakanlığımızın temel gayreti, kastı, çabası birincisi insanımızın layık olduğu standartlarda yerde yaşaması. İkincisi de deprem ve afet risklerine karşı olumsuz binaların ortadan kaldırılmasıdır. Bu projede ikisini birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Artık 2014 Türkiye'sinin, yeni Türkiye'nin standartlarına uygun bir şehir, bir yaşam alanı oluşacaktır. Ve tekrar belediye başkanımızın gayretlerine, belediye Elmadağ Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu arada kentsel dönüşümle ilgili de bir hayli yol alındığını oraya biraz girmek istiyorum, açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi kentsel dönüşümü TOKİ yapıyor. Her ne kadar başbakanlığa direkt bağlı ve bizimle organik bir bağ yoksa da planlar yönüyle de bir müşterekliğimiz var. Türkiye'de TOKİ hem çok büyük bir konut açığını yerine kapatmıştır. 600 bine yakın konut yapmıştır. Konut yapımcılığında ülkemizin orta gelir ve alt gelir gruplarının ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hem de kentsel dönüşümde çok ciddi merhale kat etmiştir. İkincisi, şahıslar kendileri yapıyor kentsel dönüşümü. Yani kendi binasını bina sahipleri ortak olarak yapıyorlar. Bir üçüncüsü, belediyelerimiz belediye kanununa dayanarak yapıyorlar. Bir dördüncüsü de biraz önce gördüğünüz şekliyle bakanlığımızın uhdesinde yapılan kentsel dönüşümler. Türkiye genelinde bu hızlanmaya başladı yeniden. Ben bütün Türkiye'deki belediye başkanlarımıza parti farkı
gözetmeden bütün belediye başkanlarımıza, o cümleyi bir daha tekrarlıyorum, hiçbir parti farkı gözetmeden bütün belediye başkanlarımıza, aynen Elmadağ Belediye Başkanımız ve bu işe girmiş, çalışmakta olan, örnekler ortaya koymuş belediye başkanlarımız gibi, onlar da önümüze gelsinler, birlikte beraber bu Türkiye'yi yenileyelim. Türkiye'nin yeni semtlerini, yeni şehirlerini, yeni ilçelerini oluşturalım. Hem afet riski problemi olmayan mekanlara kavuşalım, hem de 2014'ün Türkiye'sine layık sokaklarımız, caddelerimiz, semtlerimiz olsun diyorum. Herkese saygıyla selam diyorum.